Herkese merhaba. Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere burgu modelinin muadili olarak kullanabileceğiniz kolay bir örgü modeli hazırladım. Bayan örgüleri, bebek örgüleri için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Modelimiz 7 ilmek ve katlarından oluşuyor. 7, 14, 21 şeklinde 7 ilmeğin katlarını ayarlıyoruz. En son bir tane ilmek ilave ediyoruz. Ben 2 model için 7, 7, 14 bir tane ilmek ilave ettim. 15 ilmek ile örgüme başlıyorum. Örgümün ilk sırasındayım. Örgümün arka tarafındayım. Önce kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Burası modelimin ilk sırası, örgümün arka tarafı. Devamında 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Ve tekrar 2 ilmek düz olarak ördüm. Burası bir model. İki modelin arasında bir tane ters ilmeğimiz var. İkinci modele geçiyorum. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Son ilmeğimi ters olarak örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Baştaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 tane olan düz ilmeğe gelince ilk ilmeği düz ördüm. 1 ilmek doladım. Ve ikinci ilmeği düz olarak ördüm. Aradaki 2 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Burası bir model. Devamında tek olan düz ilmeğe gelince bir kez ipimi şişime doluyorum ve bu düz ilmeği arkasından girerek örmeden atlatıyorum. 2 ilmek ters ördüm. 2 tane olan düz ilmeğin bir tanesini düz örüyorum. Sonrasında bir ilmek artırıp kalan ilmeği düz örüyorum. Devamındaki 2 ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğini düz örerek bitirdim. Örgümün arka tarafındayım. Modelin 3. sırasındayım. Bu sırada 2 ilmek düz, 3 ilmek ters. 2 ilmek düz şeklinde örüyorum. Burası üzerine ip dolayarak atlattığım ilmek. Burada oluşan 2 ilmeği ters örerek topluyorum. Devamındaki ilmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Örgümün ön tarafındayım. Modelimin 4. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 ilmek ters, 3 ilmek düz. Ve 2 ilmek ters şeklinde ilk modelimi ördüm. İki modelin arasında bir tane düz ilmeğim var. Önce ipimi şişime doluyorum. Sonra bu düz ilmeği arkadan girerek örmeden atlatıyorum. Sonra 2 ilmek ters, 3 ilmek düz şeklinde devam ediyorum. Bu sırada herhangi bir değişiklik yapmadan ilmeklerimi oldukları gibi ördüm. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Modelimin 5. sırasındayım. Burada ilmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Düz ilmeklerimi düz olarak, ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece burada üzerine ip doladığımız ilmeğimiz 2 tane geliyor. Bunlara ikisini birlikte toplayarak ters örüyoruz. Örgümün ön yüzündeyim. Burası modelimin 6. ve son sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 2 tane ilmeğimi ters ördüm. Sonrasında 3 tane düz ilmeğim var. Bu 3 tane olan düz ilmeğin sonuncusunu örgümün ön tarafından geçiriyorum ve şişimin başına alıyorum. Sonra bu bir tane ilmeği düz olarak örüyorum. Devamındaki kalan 2 ilmeğimi beraber düz örerek topluyorum.
2 ilmek ile başlamıştık. Tekrar 2 ilmeğe geri dönüş yaptık. Devamındaki 2 ilmeği ters ördüm. Aradaki bu bir tane ilmek selanik ilmek şeklinde devam ediyor. İpin bir kez şişime doluyorum. Arkadan girerek ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Sonraki 2 ilmeğimi ters ördüm. 3 tane olan düz ilmeğime gelince 3. ilmeğimi örgümün ön tarafından şişimin başına alıyorum ve düz olarak örüyorum. Geriye kalan 2 ilmeğimi birlikte düz örerek topluyorum. Tekrar 2 ilmeğe başlangıçtaki gibi düşürmüş olduk. Kalan 2 ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğini düz olarak örüyorum. Bundan sonrasında örgünün arka yüzünde ilk başlangıçtaki yaptığım işlemleri tekrar ediyorum. İlmeklerimi aynen olduğu gibi örüyorum. Ön yüze gelince burada 2 tane olan düz ilmeğin arasında 1 tane ilmek artırmıştık. Bu 2 ilmeğin arasında tekrar burada ilmek artırıyoruz. Diğer ilmekleri aynen örerek ilk modelimizi burada tekrar ediyoruz. Bu modeli sadece bayan ve bebek örgüleri için değil, erkek örgüleri için de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Görünümü ajurlu burguyu andıran bir örnek. Bu aradaki birer tane selanik benzeri ilmek de modele spor bir şıklık katıyor. Bu aradaki modeli isterseniz kullanmayın, isterseniz de farklı bir örnek ile değiştirebilirsiniz. Bu haliyle sade bayan örgülerine değil, erkek örgülerine de uygun olacaktır. Hem orta kalınlıkta iplere hem de angora iplere uygun bir model. İstediğiniz ihtiyacınıza uygun olan yerde uygun olan ipi kullanabilirsiniz. Her türlü ip ile gayet şık duracaktır. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.